Bu geceki balo harikaydı. Bütün danslara kalktım. Öyle olabilir ama ben pahalı mücevherlerin için endişelenmen gerektiğini düşünüyorum tatlım. Aa, hiç gerek yok. Dikkat çeken çekiciliğin başına bir bela açabilir. Bu arada etrafta dolanan suçlular olduğunu fazlasıyla sık duyuyorum onun için. Çok fazla endişeleniyorsunuz. Şimdi sırada ne var? Pes ediyorum. Ha? Ha? Hayır! İyi misin? Evet. Kimsin sen? Kendini bize göster. Seninle dövüşmekten korkmuyorum. Eğer hareket edersen seninle dövüşeceğim. Ne? Hadi kıpırda. Tuzağa düştünüz. Sizi gölgelerin arasına hapsettim. Bak, bıçaklar gölgelerimizi hapsediyor. Bu imkansız. Bu işte bir tuhaflık var. Olamaz. Aa! Bak! Ha? 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 Yine gizemli bir saldırı mı olmuş? Kim olabilir? Keşke bilebilseydim. Hiçbir fikrim yok. Sen ne düşünüyorsun Diego? İlginç değil mi? İnsanlar pahalı mücevherler taktıkları için büyük budalalık yapıyor. Bu insanları suça teşvik ediyor. Böyle düşünüyorum ben. Ah doğru Diego. Kadınlar sahip oldukları şeyleri göstermeye bayılıyorlar. Öyle değil mi? Mario. Her zamanki gibi bazı şeyleri göz ardı ediyorsunuz. Kadınların neden böyle yaptıklarını anlamıyorsunuz değil mi? Ne demek istiyorsun? Aslında kadınlar mücevheri bir araç gibi kullanarak kendi güzelliklerini göstermek isterler. Bir kadın olduğunu hatırlamasına çok şaşırdım. Duyduklarıma hala inanamıyorum. Maria'nın kadınlar hakkında bir şeyler bildiğini bilmiyordum. Peki şu esrarengiz hırsız kim? Görünüşe bakılırsa bir takım sihirli güçleri var. Sihirli güçler mi? Nasıl olur? Bütün kurbanlar hareket edemediklerini söylediler. Onları sihiriyle alt ediyor olmalı. Demek sihir diyorsun. Yani hala ortaya çıkmadı mı? Hayır. Sonunda harekete geçecek biliyorum. Sen soygunlarını gerçekleştirmeye devam et. Tabii efendim. Bu sefer Zorro'yu yakalayacağım. Diego! Ha? Merhaba Bernard. Ne yapıyorsun? Çalışıyorum. Sihir hakkında her şey. Sonuçta onu yakalamaya mı karar verdin? Henüz karar vermedim Bernard. Bu sihir meselesiyle ilgili bir şey canımı sıkıyor. Giderken beni de yanında götürecek misin? Hayır, bu sefer olmaz Bernard. Buna karışmanı istemiyorum. Yanımda bir çocuk götüremem. Bu çok riskli olur. Bu hiç adi değil. Her zaman senin dediklerin oluyor. Bana çocuk deme. Ben çocuk değilim. Böldüğüm için özür dilerim. Lolita. Gerçekten güvenilmez birisin Diego. Ha? Randevumuzu unuttun öyle değil mi? Randevu mu? Ne randevusu? İşte beni baloya götürecektin. Dışarısı çok güzel görünüyor. Evet tabii. Çok güzel görünüyor. Hırsızlar her zaman buralarda ortaya çıkar. Korkmuyorsun öyle değil mi Diego? Tabii ki korkmuyorum ama yine de neden böyle tehlikeli yerlerden geçtiğimizi bilmiyorum. Sen de en pahalı mücevherlerini takmışsın ama.
Ah, hırsızlar her gece ortaya çıkmıyor, öyle değil mi? Ayrıca bu baloya davet edilmek harika. Sabırsızlanıyorum. Ah tanrım. Kadınlar, sanırım Maria haklıydı. Onları asla anlamayacağım. Yüzyıllar geçse bile. Ha? Dur, dur! Çabuk Lolita, hemen buradan gidelim. Ay bekle. Ne yapıyorsun? Bu elbise çok pahalı. Özür dilerim. Ha, çekil. Bana dokunma. Diego. Neler oluyor? Gölgelerimin arasına hapsoldunuz. Benden kaçamazsınız. Diego, Diego. Diego. Diego neredesin? Beni bırakma. O kaçtı değil mi? Ne kadar korkak değil mi? Evet, bu Zorro. Ben de onu bekliyordum. Ölmeye hazır ol Zorro. Ya! Yeterince iyi değil Zorro. Göreceğiz. Teşekkür ederim Zorro. İyi misiniz? Evet, teşekkür ederim. Sevindim. Henüz işimi bitirmedim Zorro. O tarafta, çabuk olun. Seni tutukluyorum, sakın kıpırdama. Buradan kurtulamazsın, seni uyarıyorum. Sanırım şansımı kaybettim. Kaçıyor. O zaman hikaye doğru, gerçekten bir sihirbaz. Ben sihir kullanıp kullanmadığından pek emin değilim ama senin bu gece çok güzel göründüğünden eminim. Bu Zorro, yakalayın onu! Zorro! Ah tanrım! Ucuz kurtuldun doğrusu Lolita. Şimdi benimle geliyorsun, hadi. Ah, senin kılıcın işe yaramaz. Zorro çok daha güvenilir. Evet, Zorro'yu almak için tekrar döneceğim. Lanet olsun Diego! Bir daha Diego'yla dışarı çıkmayacağım. Dans edemiyor, elbisemi yırttı. Kaçtı ve beni hırsızlarla yalnız bıraktı. Zorro olmasaydı asla kurtulamazdım. Zorro tam bir kahraman. Lolita sana çok kızgın, ne yapacaksın? Diego! Aha! Ne? Aha! İşte bu. Ne düşünüyorsun? Bana kesinlikle aynı görünüyor. Yani... Bu geçen gece hırsızın ardında bıraktığı bıçak Bernard. Ha? Yani... Burada bu bıçağa şuriken dendiğini yazıyor. Ninjaların kullandığı silahlardan biri. Olamaz. Bana ormanda bir ninjanın saklandığını mı söylüyorsun yani? Evet. Kendini görünmez yapabiliyor. İnsanlar gölgelerinden olduğu yere hapsediliyor. Bu sihir. Ninja sihri. Ama ninjalar Japonya'da yaşar, öyle değil mi? Neden bu ülkeye gelmiş olabilirler? Burada ne işleri var Diego? Keşke bilseydim Bernard. Ninja seni gördüğü zaman kaçtı değil mi? Belki de bir daha ortaya çıkmazsa, ne dersin Diego? Hayır, hiç sanmıyorum. Ben de seni bekliyordum Zorro. Ya! Sanırım bu sefer şansımı kaybettim. Beni tanıyor olmalı. Asıl amacı soygun değilmiş gibi davrandı. Bu da kurulan tuzaklardan biri mi acaba?
Lolita. Dün gece tam olarak ne yapmaya çalışıyordun Diego? Korkup kaçmak da ne? Evet, her şeyi açıklayabilirim Lolita. Bildiğin gibi değil, biliyor musun? Geri dön seni budala korkak. Hayır Lolita, sakin ol. Seni yakalayacağım. Hemen geri dön. Lolita lütfen. Bundan paçanı kurtaramazsın. Onu uyarmayı denemiştim. Lütfen kıpırdamayın bayan. Diego, bunu yapmana gerek yoktu. Bu elbise çok güzel. Sözünü etmeye bile gerek yok. Tamam bayan, hepsi bitti. Şimdi üzerinizi değiştirebilirsiniz. Peki. Bir yere kaybolmayın çocuklar. Affedersiniz bayım. Sizi şimdi beklemiyordum. Bana bu sabah getirmiş olduğunuz elbise hazır. Öyle mi? Harika. Hacı Suka oldukça başarılı ve yetenekli. Benim dükkanımda çalışması için ordunun onu bana tavsiye etmesi harika. Hacı Suka çok güzel ve değişik bir isim. Bu bir Japon ismi. Japonya'dan geliyorum efendim. Diego. Bu o, ninja soyguncu. Elimizde hiç kanıt yok. Sadece Japonya'dan geldiğini biliyoruz. Onu takip edeceğim. Tamam. Ama dikkatli ol. İşte gidiyor. Hadi Figaro. Nereye gitti? İmkansız, buradan çıkış yok. Zorro ortaya çıkmadı mı hala? Bu sefer yakalanmasını istiyorum. Ne yapıp edip Zorro'yu yenmek zorundasın. Bana bırakın komutan. Söz veriyorum, Zorro'yu öldüreceğim. Endişelenme, seni geri göndereceğim. Japonya'daki ailenin yanına gideceksin Hacı Suka. Bu nasıl oldu Figaro? Bu Raymond'un arabası. Burada ne işi var? Gerçekten çok şanslı bir adamsın Hacı Suka. Seni bulmamış olsaydım şimdi denizin altında olacaktın. Denizin ortasında köpek balıkları için güzel bir yem olacaktın. Bunun için size minnettarım. Hayatımı kurtardığınız için size teşekkür ederim komutan. Ve şimdi de sana Japonya'ya ve ailenin yanına dönme şansı veriyorum. Başaracağından eminim. Siz onu bana bırakın komutan. Söz veriyorum, bu gece Zorro'yu öldüreceğim. Hayır. Hemen Diego'ya anlatmalıyım. Daha ne bekliyorsun? Derhal bir şeyler yapmak zorundasın. Hacı Suka seni öldürmek istiyor. Japonya'nın haritada nerede olduğunu biliyor musun Bernard? Hayır. İşte, sana göstereyim. Burası bizim yaşadığımız yer. Ve burası da Japonya. Vay canına! Dünyanın diğer ucunda yaşıyorlar. Doğru. O kadar uzağa nasıl gidilir? Bilmiyorum Bernard. Ama orada yaşayan bir ailesi var. Oraya dönmek istediğini biliyorum. Bu yüzden Raymond'ın teklifini kabul etmek zorunda kalmış olabilir. Onun kötü bir adam olmadığını mı söylüyorsun? Hayır, bunu söylemedim. Raymond onu kullanıyor. Hacı Suka'nın yaptığı her şey Raymond'ın emri. Başka bir seçeneği yok Bernard. Bunu yapmak zorunda. Ama hala seni öldürmeye çalışıyor. Ne yapacaksın? Bunu biraz düşünmeliyim.
Diego! Hey, sakin ol Bernard. Hacı Suka Zorro'nun kim olduğunu henüz bilmiyor. Tekrar ortaya çıkmadan onu öldüremez, öyle değil mi? Evet. Ona göstereceğim. Şu ninjayı kendim yeneceğim. Onu hemen bırak. İşte buradasın küçük Zorro. İzle şunu. Atarsan onu öldürürüm. Ha? Lolita. Aa, demek onu tanıyorsun. Güzel. Zorro bu gece ormana gelecek. Onu uzun zamandır görmemiştim. Ölmesini istiyorum. Sıkıysa yakala. Gölgeni hapsettim. Hareket edemezsin. Ninja sihrine karşı koyman işe yaramaz. Lanet olsun. Küçük Zorro kaç. Zorro. Teşekkür ederim. Buraya gelmemeliydin. Bu yaptığın budalalık. Özür dilerim. Demek sonunda geldin Zorro. Zorro, gölgeni hapsetmesine izin verme. Endişelenme. Dinle, sakın gözlerine bakma. Sadece bıçakları takip et. Gözlerine mi? Peki, tamam. Zorro! Zorro, gölgen hapsoldu. Sakın kıpırdama. Bıçakları at. Şimdi de kızı bırak, Hacı Suka. Ha? Adımı nereden biliyorsun? Şimdi ne olacak? Ben bir katilim. Seni öldürmeye çalıştım. Şimdi senin de beni öldürmeye çalışman gerek. Neden yapmıyorsun? Çünkü sen katil değilsin. Kimseyi öldürmedin bu yüzden. Beni ortaya çıkarmak için her şeyi yapabilirdin ama yapmadın. Bunun yerine kurbanlarını hipnotize etmeyi seçtin. Bunu nereden biliyorsun? Bu konudaki dersimi çalışmıştım. Gölgeleri sihirle hapsetmek hipnotizmadır. Hipnotizma mı? Sadece kişi inandırılır. Olduğun yere çakılıp kalırsın. Hareket edemezsin. Çünkü seni gözleriyle hipnotize etmiştir. Bu yüzden onun gözlerine bakmamalısın küçük Zorro. Kulaklarımı tıkadım. Böylece onun sesini de duyamadım. Çok zekice Zorro. Hacı Suka. Sen katil değilsin değil mi? Bunu neden yaptın? Onur Japonya'da çok önemlidir. Bunu biliyorum. Raymond'ın teklifini kabul ettin. Çünkü ona borcun olduğuna inanıyordun. Öyle değil mi? Zorro. Zorro, benimle ne yapacaksın? Söylesene. İyi olduğun işte devam etmeni istiyorum. Ne? O güzel elbiseleri yapmaktan vazgeçersen başımız derde girebilir. Ama Zorro... Bu kız biraz huysuz da... Çok güzel görünüyorsunuz bayan. Ne
harika bir elbise. Geçirdiğim korkunç zamanları bana unutturuyor. Bunu duyduğuma çok sevindim. Hacı Suka bu elbiseyi bitirdikten sonra dükkandan ayrıldı. Aa, bize ondan bahseder misiniz? Ne ya, bu ikimizin arasında. Size bir şey anlatamam. Hala endişeleniyorum. Sana söyledim. Japonlar çok onurludur. Bu elbiseyi bitirerek bunu kanıtlamış oldu Bernard. Ne düşünüyorsun Diego? Güzel değil mi? Rengi çok güzel. Bütün söyleyebildiğin bu mu? Şey, üzerine de tam oldu, öyle değil mi? Söylemeni istediğim şey bu değil. Sen hiçbir şey anlamıyorsun. Şey, ben... Ona güzel bir şey söyle. Pekala Diego, senden böyle bir şey beklemiyorum. Sen düşünmeye devam et. İyi günler. Zorro'nun bir sonraki bölümünde bütün kasaba korkunç bir canavarın tehdidi altında. Ordunun gücü bu yaratığın karşısında yetersiz kalıyor. Bunu başarabilecek sadece bir adam var. Zorro canavarla başa çıkabilecek mi acaba? Canavarın pençesindeki zavallı insanları kurtarabilecek mi? Hepsi Zorro'nun bir sonraki bölümünde.